üzgünüz her şeyden evvel. 120 dakikalık inanılmaz güzel bir mücadele vardı. Ben oyuncularımın hepsini gönülden, canı gönülden kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Gerçekten futbolun içerisinde doğru olarak ne varsa onu yapma gayreti içerisinde oldular. İnanıyoruz ki biz iyi bir takım olduğumuzu zaten söylüyorduk. Bugün burada bir kez daha tescillenmiş oldu. Zaten biz biliyoruz ama bu kamuoyu da görmüş oldu. Diyoruz ya, bu tür müsabakalarda penaltıya kalırsa iş, biliyorsunuz, şansa kalır iş. Burada tabii oyuncularımızın verdiği mücadele önemli, görev anlayışları önemli, futbolun sahaya doğru yansıması önemli. Bizim birinci hedefimizi zaten her zaman söylüyorduk, lig için bizim önemli işlerimizin tamamı lige. Bu da olsa iyi olurdu ama bu kadar güzel mücadelelerin ardından kupaya veda etmek bizi üzdü, işin gerçeği. Ama bir gerçek var ki artık tamamen %100 konsantrasyonumuzu lige çevireceğiz. Valla öncelikle takım olarak çok iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Çok iyi, çok istekliydik. Ya yapılacak bir şey yok. Ya tabii ki gruplara kalmayı çok isterdik. Ama olmadı neticede. Ama buradan görüyoruz ki takım iyi bir gidişatı var. İyi futbol oynuyor. İnşallah bundan sonra lige bakacağız artık. Ligdeki hedefimiz olan şampiyonluğa bir an önce ulaşmak için gereken ne varsa her şeyi yapmaya hazırız. Tabii penaltılarla kaybetmemiz üzücü. Ama neticede bugün bence takım olarak gayet iyi oynadık. Kaçırdığımız gol pozisyonları, rakip de iyi oynadı. Onların da kaçırdığı gol pozisyonları vardı. Güzel bir müsabaka oldu. Kazansaydık bizim için daha iyi olacaktı. Çünkü biz iki kulvarda da devam etmek istiyorduk. Ama tabii ki bizim hedefimiz şampiyonluk. Önemli olan o. Ama kupada da devam etseydik iyi olacaktı. Olmadı. Rakibi tebrik ediyorum. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsi çok iyi mücadele etti. Ayaklarına sağlık herkesin. Biz artık bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maça konsantre olmak zorundayız. Çünkü lig bizim için daha önemli. Bu takım inşallah istediği hedefe ulaşacaktır diye düşünüyorum.